Şeye kadar. İdmana niye çık? Kumardan kalkamadıkları için. Hocam Fatih konuşsa ya. Diye ya iddia. Antalya'daki i̇ddia. Kamptan mı bahsediyorsunuz hocam? Evet. Böyle bir Avrupa şampiyonası öncesi. Evet. İddia. Söylesinler değil desinler. Söylüyorum ya. O kavgalar niye oldu? Fatih'in çok yakını futbolcular dedi ya. Bir konuşursak Fatih Terim kaçacak dili karar. Ertesi günü cevap geldi. Ya Fatih konuşursa o futbolcular nereye kaçar diye. Dökün abi eteklerinizdeki taşı da Türk milleti alayınızdan kurtulsun ya. Alayınızdan. Hocam ben ne hissediyorum Türk milleti alayınızdan kurtulsun. Fatih Yeter Hoca, ya. Fatih Hoca bu olayın hani Dünya Kupası'na katılıp katılmama henüz şansımız devam ederken suskun kaldığını düşünüyorum. Bence bu konular üzerine Fatih Hoca'nın son noktayı koyacağı konuşmalar mutlaka olacaktır. Çünkü bundan iki program önce Erman Hoca'yla bir konuyu tartıştık İlker Hocam'la sizle. Yani Arda'nın işlediği kabahatle Fatih Hoca'nın yaptığı eylem birbiriyle çok örtüşüyor. Birisi kebapçıyla tartışırken diğeri gazeteciyle tartışıyor. Ve sen bir tanesini görevinden alıyorsun. Diğeri kendi ayrılıyor ama hocanın dediği gibi hocanı gönderiyorsun, yeni hocanı gönderiyorsun, Arda'yı davet ediyorsun, kolluğu takıyorsun ve oynatıyorsun. Kaçken çıktı starttan? 3-0 iken çıktı. Göstersenize. Yakın girin. Ne oldu? Gülüyor. Bakın. O bir sinir bozukluğu tabii. Bakın. Tepki gösteriyor. Yani beni şey yapıyorsunuz, ıslıklıyorsunuz falan ama böyle bir tepkisi var onun orada. Senin söylediklerine ilaveten şu. Haksız mıyım şimdi? Var, Erman hocam da o konuda hocam, fikrini söyledi de. Şey niye duruyor? Neydi kebapçın? Selahattin Bey. Selahattin Bey. Selahattin Bey niye duruyor? Haydoğdu'ydu galiba. Haydoğdu. Selahattin Haydoğdu Bey niye hala federasyonda yedek üye olarak çünkü...